Senatörlerin de gördükleri gibi ASA güçleri dağılmış durumda. 3 saat içinde birliklerim onları ezip geçecek. Visarnin katilleri hayatta kalamayacak. Acaba ben bir şey mi kaçırıyorum? Peki ya soldaki tank grubu? Yorhan Stol. Evet. Özel sektörün devlet işleriyle böyle yakından ilgilendiğini bilmiyordum. Bir daha. ISA tank grubu sol tarafta. Onu bilerek mi görmezden geliyorsun, yoksa bizim anlayışımızın ötesinde mükemmel bir plan mı yaptın he? Sen silah üretirsin, ben de onları kullandırırım. Buradaki bu saçma mantığın parçası olmayan tek kişi ben miyim? Demek istediğim şu ki, sayı üstünlüğü tek başına yeterli değildir. Bakın, neden ISA ile pazarlık yapmıyoruz? Onları kendimize çeker, vaatlerde filan bulunuruz. Daha sonra hepsi bir aradayken onları öldürebiliriz. Visari sana katlanmış olabilir Stol. Ama ben Visari değilim. Ne yazık ki bu çok belli. Üzüldün mü? Visari'nin gölgesinden dışarı çıkamayacağına göre ne yaparsan yap. Bu yüzden mi ölmesine izin verdin? Helgas asla. Asla ASA ile pazarlık yapmaz. Bahsi bile geçmeyecek. Tüm birliklerin dikkatine. Amiral konuşuyor. İki katı çalışın. ASA'yı birkaç saat içinde yok etmenizi istiyor. Vurun! Sürücüler ilerleyin!
mesafeyi korumanı söylemiştir. Yönünden daha çok iyi geliyor. Onu atlatamıyorum. Kızı buradan çıkar. Ayrılıyoruz. Bir fikrim var. Yavaş, Hammer 4 hangi cehenneme gidiyorsun? Benim yakal Hammer 2. Geçtik, geçtik. Tüm üniteler, sen Hammer 4, yol temiz. Anlaşıldı, konvoy ilerliyor. Yine geldiler. Pathfinder 4-2 uçak savar ateşi tarafından engelleniyoruz. Yardım istiyorum. Herhangi bir yardım. Sen Alfa, yerinize kalın. Geliyoruz. Hadi! Bilal, değil! Hayatta olmaz. Hayır! Ne yapıyorsun? İlerlemen lazım. Komutan Narvil, ark topunu yok etmemizi söyledi. Ama şu makineli tüfeklerden geçemiyoruz. Yeterli adamımız yok. Pekala, ben yukarı çıkıp makineleri indireyim. Sana koruma ateşi sağlasam bizimkileri ilerletebilir misin? Tamamdır. Asker, adın ne senin? Gatman. Sen bende kal, tamam mı? Tamam. Destek ateşi! İleri! İşaretim ne? Bir intruder daha indirdiler. Onları burada oyalarız. Sen şu makinalı tüfekleri indir. Bizim arka kapının arkasında bir makinalı tüfek var. Dikkatli ol. Thank you.
Herkes dikkatli olsun. Thank you.
Arkamızda bir keskin nişancı var. Nerede? Göremiyorum. Sağdaki bina, dördüncü katta, çatıda. Tam 12'den. Tahliye noktasına yönelin. Rico ve ben Hammer'la arkadan geleceğiz. Yardıma ihtiyacımız var. Tekrar ediyorum. Mayday, ben Jammer. Tamam. Duyan var mı? Adım Çavuş Velasquez. Sizi duyabiliyorum. Tamam. Tanrı'ya şükürler olsun. 441 kuadrantındayız. Yolumuz kesildi ve yardıma ihtiyacımız var. Pekala, sakin ol Jammer. Koordinatlarını yolla. Sana yardıma geleceğiz. Olumsuz Velasquez. Jammer, dayanın. Akıncılar yolda. Emirleri biliyorsun Velasquez. Plana sadık kal ve tahliye noktasına giden yolu temizle. Şimdi! Dağıtıcı zırhlı dayanıyor. Komutan Narvil, konumumuzu artık koruyamaz hale geldik. Buraya gelecekseniz çabuk olun. Yeni araçlara ihtiyacımız var. Hadi. Tahliye yerlerinize gidin.
Başaramadılarsa gönderebileceğim kimse yok. Ben giderim. En az kes. Emirlere uy. Siktir be emirlerini. Buraya Helgaslardan kaçmaya gelmedim. Ben kimseyi arkada bırakmam. Bekle Cemur, geliyorum. Rico, anlıyorum. Fakat zamanımız yok. Bunu yapmalıyım dostum. Taliye noktasında görüşürüz. Hadi lan, ben de geliyorum. Bunu ben halledeceğim dostum. Nerville'e söyle beklesin, tamam mı? Hasar raporu. Son patlama G güvertesindeki cihazları kızarttı. Sistemi yönlendiriyorum. Peki öbür gemiler? Dauntless'te sadece küçük hasarlar var. Ve Arcturus güvenli bir şekilde yörüngede. Çok şükür. Galiba eve dönüyoruz. Narvi'le şimdi harekete geçmesini söyleyin. Bu tatbikat değil. Araçlara binin. Hadi Şevşenko. Elini ver. Nerede lan bu Rico?
Bilmiyorum. Hayır, hayır, bekle. Bir konu olacak. Üzgünüm Şev. Hey! İşte bu Rico. Siber alın şimdi! Vardık sayın. Komutan Narbil'den hayata kalan tüm personele acil geri çekilme yerlerinize dönün. Tekrar ediyorum. Acil durum protokolü 5-9 Echo. Tanrı yardımcımız olsun. ISA nerede? Neden onları hala bulamadın? Bunlar bizim beklediğimizden çok daha azimli çıktılar. Ki bu da benim 6 aydır dediğim şeydi. Beni dinlemeliydiniz. Ama hayır, illa kendi yolunda gideceksin. Teslim olana kadar onları vurmalıydınız. ISA yakın bir zamanda halledilecek. Evet, senin dediğin de aynen buydu. Saatler demiştin, aylar değil. Helgan halkı gerçek sonuçlar istiyor. Senin boş sözlerini değil Orlak. Bir kez daha ne yapıp edip bizi ana konudan uzaklaştırdın? Neden silah prototiplerini orduya teslim etmedin? Çünkü amiral, o bir radyasyonlu petrosit. Ve böyle güçlü bir silahı beceriksiz birinin ellerine vermek istemiyorum. Sakin, sakin. Çok ileri gittin Stahl. Amiral, Vekta hükümetiyle yapılan anlaşmalarda büyük rol oynadı. Çok önemsiz, çok geç. Amiral'in ISA'yı yok etmekteki başarısızlığına dikkate alırsak, ben Helgan ordusunun onu daha etkili olarak kullanabilecek olan Başkan Stoll'un doğrudan emri altına verilmesini öneriyorum. O sadece bir fabrikatör. Büyük bir özel ordu ve teknolojiyi arkasına alan bir fabrikatör. Bu görüşü savunan var mı? Öneri reddedildi. Bu adam yönetimde olduğu sürece kaynaklarımı sizin amaçlarınız doğrultusunda paylaşmayı reddediyorum. O bize lazım. Bir dakika başkan. Düşünmek için zaman verir misiniz? Ne? 2 gün içinde Helgan ulusuna canlı yayınla sesleneceğim. Hangi konuda? Sizin kararınızı çok daha kolaylaştıracak bir şey konusunda.